Yüzünüzü fırçalamayı daha önce denediniz mi? Evet, ben kullandım ve çok memnun kaldım. Özellikle siyah noktalar, sivilce izleri ve cildinizdeki o solgun görüntü renk dengesizliğini gidermek için. Yüzünüzü fırçalamak gerçekten çok hızlı ve etkili sonuç veriyor. Yalnız bu maskeyi sürekli düzenli olarak kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Geçici çözümler arıyorsanız, günü kurtarmak, o gün için çok daha güzel görünmek istiyorsanız yapabileceğiniz anında etki eden bir maske. 3 tane malzeme gerekiyor bana. Diş macunu, karbonat ve vazelin. Bu 3 malzemeden birer çay kaşığı ölçüsünde kabıma aktarıyorum ve tamamen homojen hale gelene kadar karıştırıyorum. Ve tarifim hazır. Hazırlamak da işte birkaç dakikanızı alıyor. Temiz bir diş fırçasını kullanıyorum bu maskeyi uygulamak için. Dilerseniz önce küçük bir test yapın. Çünkü çok hassas bir cildiniz varsa ben bu maskeyi size önermiyorum. Dediğim gibi sürekli uygulamak için değil belki ama o gün çok güzel görünmeniz, siyah noktalar, sivilce izleri ve solgun görüntüden kurtulmak için çok etkili pratik bir yöntem arkadaşlar. Peki diş macununu seçerken özellikle neye dikkat etmeliyiz? Beyaz olanını seçmemiz gerekiyor. Mavi ya da kırmızı, yeşil çizgili olanları değil. Nedeni ise sivilcelerin kurumasına yardımcı olan karbonat, hidrojen peroksit ve triklosan gibi içeriklerin diş macunun beyaz kısmında bulunması, renkli kısımların ise cildi tahriş eden içerikleri bulundurabiliyor olması. O yüzden özellikle beyaz olan bir diş macununu seçiyor, içerisine vazelin ve karbonat ekledikten sonra maskeyi temiz cildinize, göz altlarınıza çok yakın girmeden fırçayla uyguluyorsunuz. Özellikle kaz ayakları ve göz çevresi kırışıklıklarının giderilmesine oldukça büyük etki sağlıyor vazelin. Vücutta oluşan çatlaklar vazelin ile giderilebiliyor. Vazelinin sivilce ve akne sorunlarını yok etme konusunda da oldukça etkili olduğu belirtilmekte. Ben yüzüme direkt vazelini çok fazla uygulamıyorum. Kaş ve kirpiklerime ve topuklarıma uyguluyorum. Ancak bu şekilde karbonat, vazelin ve diş macununu ayda bir kere olacak şekilde yüzünüzde fırça yardımıyla uygulamak gerçekten çok hızlı sonuç verebiliyor. Dudak bakımınızı yapmak için ise bu karışımın üzerine az miktarda toz şeker ilave edebilirsiniz. Sonra dudaklarınızı fırçalarsınız. Gerçekten renginin çok daha canlı olduğunu, üzerindeki ölü derinin kolayca gittiğini göreceksiniz. Dudaklarda da hem dolgunlaştırmak için hem ölü deriyi atmak için oldukça etkili. Sonrasında yüzümüzü böyle fırçalamak 5 dakikamızı aldı. Birkaç dakika daha bekledik. En fazla 10 dakika bekletin arkadaşlar. Yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Tamamen cildinizden maskeyi çıkartın ve kurulayın. Gerçekten wow diyeceksiniz ilk uygulamada. O kadar hızlı sonuç veriyor ki bu maske. Kuraladıktan sonra nemi cildinize hapsedebilmek adına tekrardan soğuk suyla bu sefer yıkıyorsunuz ve kuruluyorsunuz. Sonucu görüyorsunuz. Tekrar ediyorum, maskeyi sürekli uygulamak için paylaşmıyorum. Ben hep merak ediyordum, yüze diş macunu kullanılabilir mi? Karbonat kullanıyorum ve lekelerin gittiğini görüyorum. Ama bu üçlüyü birleştirdiğimde de çok güzel sonuç aldım. O yüzden paylaşmak istedim. Umarım siz de kullanır ve memnun kalırsınız. Ve değerli yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel günler. Hoşça kalın.